Astronot olsaydınız uzayda günlük yaşantınız nasıl olurdu? Uzay istasyonunda su az bulunduğu için tüketilen sıvıların %70'i tekrar içme suyu olarak geri dönüştürülür. Havadaki nem, teriniz ve idrarınız bile arıtılabilir. Yani içeceğiniz bir kahve veya su bir önceki günkü atığınızdan üretilebilir. Beslenmek için kurutulmuş gıdalardan yiyeceksiniz. Günde 3 öğün hakkınız var. Vakumlanmış poşetlerde saklanan bu gıdalar yenileceği zaman sulandırılıp ısıtılır. Yarım kilo yemeğin oraya ulaşım masrafı 10 bin dolar kadardır. Uzay istasyonunda dünyadaki yer çekiminin etkisi olmadığı için su parçacıkları havada uçuşur ve her tarafa dağılabilir. Bu yüzden ellerinizi durulama gerektirmeyen sabunu havluya dökerek temizleyeceksiniz. Duş almak için yine aynı metodu tüm vücudunuza uygulamalısınız. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ise ağzınızdaki sıvıyı yutmak durumundasınız. Saç ve sakal kesiminiz sırasında ise kılların havada uçuşmaması için hortumlu tıraş makineleri kullanmalı. Tırnaklarınız içinse elektrikli süpürgeyi açık bırakmalısınız. Vücudunuzdan çıkan dışkılar da havada uçuşabilir. Bu yüzden özel vakumlu klozete oturduktan sonra kendinizi sabitlemek için bir kemerle bacaklarınızı bağlamalısınız. Vakumlu hortumlar tüm atıkları depoda biriktirecektir. İstasyonun dış kısmında yapacağınız tadilatlar veya incelemeler için giyeceğiniz 13 katmandan oluşan kostümünüz 127 kilogram ağırlığında ve 12 milyon dolar değerinde. Bu kostümü her seferinde giymeniz yaklaşık 45 dakikanızı alacak. Bir uzay kostümü, astronotu, uzayın vakumuna, soğukluğuna, radyasyonuna ve mikrometeoroidlere karşı korumalı. Oksijen temin etmeli ve içinde rahat hareket edilebilir olmalı. Çıktıktan sonra dikkat edin, çünkü istasyonun dışında gölge ile aydınlık arasındaki sıcaklık farkı yüzlerce derecedir. Yalnızlık içindeyken bir yönlendirme yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Yanınızda dünyadaki herkese ulaşabilmeniz için bir uzay telefonunuz olacak. Astronotlara göre uzay plastik, metal ve et karışımı kokmakta. Ancak 6 ay boyunca maruz kalacağınız toplam radyasyon miktarı, nükleer santralde çalışan birinin hayatı boyunca maruz kalacağı radyasyon miktarıyla hemen hemen eşit olacak. Yer çekiminin ortadan kalkmasıyla iskeletiniz esneyecek ve kısa bir süre içinde boyunuz 5 cm uzayacak. Vücudunuzdaki sıvılar eşit dağılacağı için burnunuz hep tıkalı olacak ve koku alma duyularınız zamanla körelecek. Başınızda artan sıvı basıncı zamanla şişkin yüz sendromuna da yol açacak. Ayrıca kas erimesine maruz kalacağınız için her gün 2 saat spor yapmak zorunda olacaksınız. Bu arada astronot olarak gün içinde yapacağınız her şeyin saati yeryüzündekiler tarafından planlanacak. Uyku için size verilen süre ortalama 8 saat. Uzayda uyuyan insanlar gözlerini kapattıkları halde yıldız kümelerini gördüklerini söylerler. Bunun nedeni uzaydaki güçlü parçacık ışımasıdır. Bu sizin de uykularınızı kaçırabilir. Ayrıca gürültülü motor seslerini duymamak için kulak tıkaçlarınızı kullanmayı unutmayın. Uyumak için girdiğiniz kişisel uyku kapsülünüzün içinde duvara monte edilmiş uyku tulumları var. Uykunuzda etrafı dağıtmamanız için kemerle bağlanmış bir şekilde uyuyacaksınız. Uzay istasyonu yeryüzünden 400 kilometre yukarıda ve dünyanın etrafında bir tam turu sadece 90 dakika sürmekte. Orada boş zamanlarınızı belki en çok pencereden dünyayı izlemekle geçireceksiniz. Yani uzay istasyonundayken bir günde 15 kez gün doğumu ve 15 kez gün batımı yaşayacaksınız. Her 45 dakikada.